da cevap vermeye çalışacağım. Benim ismim Mesut Şener. Ben de serbest muhasebeci mali müşavirim arkadaşlar. 1996 yılından beri muhasebe mesleğini icra ediyorum. Özellikle son 7 yıldır Teknopark'ta olsun ya da olmasın yolu Ar-Ge'den geçen tüm firmalara da mali alanda danışmanlık yapmakla beraber hem onların yatırım süreçlerini hem ihracata yönelik devlet desteklerini, sonuçta Ar-Ge olduğu zaman biliyorsunuz bizim ülkemizde Ar-Ge'ye yönelik KOSGEB ve TÜBİTAK tarafında da yapılan bir takım çalışmalar var. Hem fonlama kapsamında hem de orada muhasebesel anlamda vergisel istisna kapsamında bu alanlarda çalışmalar yapıyorum. Kocaeli Teknopark ve Kocaeli Üniversitesi bu de mentorluk kapsamında çalışmamız olduğu için bugün sizlerle paylaşacağım konulardan ben herhangi bir maddi kazanç beklentisi içerisinde değilim. Bana her türlü sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sunumumun sonunda iletişim bilgilerini paylaşacağım. Sadece bu ihracata yönelik devlet desteği kapsamında değil, gerek muhasebesel anlamda, gerek vergisel istisna anlamında, gerekse fonlama anlamında da bana yine her zaman sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Aslında Kocaeli Teknopark'ta eğitimlerimize başladık. Önceki dönemlerde bir devlet destek, vergisel istisnalar ve şirketleşme üzerine ilerlemiştik. Bugünkü o zaman da çok talep gördü. İhracatı yönelik devlet desteklerine biz birkaç sunumla ön bilgi vermiştik. Talepler de o gün olunca bugün de biraz daha konuyu derinlemesine inelim ihtiyacı duyduk. Sizlerle bugün hangi konu başlıklarını paylaşacağım? Neden ihracat yapılmalı? Ve nasıl ihracatçı olunur? İhracatın tabii ki faydaları olduğu gibi bir takım da riskleri de var. Kısaca birkaç böyle sayfayla bu konulara değindikten sonra bizi bekleyen ya da bizim yararlanabileceğimiz devlet desteklerine giriş yapmış olacağım. Ve hangi bakanlık aslında hem bakanlık nezdinde hem harcamalar nezdinde konuları derinlemesine girmeye çalışacağım. Ama şu bir gerçek ki arkadaşlar bu konu özellikle ben hani yaklaşık 7 yıldır hani bunu bir övünme olarak düşünmeyin ne olur. 300'ün üzerinde sunum yaptım. 300'ün üzerinde böyle konferanslar düzenledim. Bu konu en sıkıcı konudur. Anlaşılması da biraz zordur. O yüzden her paylaştığım sunumda bu konuyu paylaşırken neyi nasıl anlatırsam katılımcı arkadaşları daha çok böyle dikkatini toparlayabilirim. Hep böyle anlatırken almış olduğum bir takım derslerle bugün biraz daha tecrübelerimi konuşturarak sizlerle paylaşacağım ama dediğim gibi biraz böyle sıkıcı bir olay sunum. Anlayamadığınız yerde isterseniz mola da verebiliriz ya da sorularınızı da alabilirim. Kısacası beni sizler yönlendirin. Sizlerden gelecek taleplere göre de ilerleyebiliriz. Arkadaşlar nasıl ihracatçı olunur? Aslında bu bize böyle mentorluk soruları görüşmelerinden de en çok gelen sorulardan bir tanesi. İhracatçı olmak için herhangi bir kurum ya da kuruluştan bir izin, belge, sertifika almaya gerek yok. Sizler direkt yurt dışında mevcut bir firmaya, Türkiye sınırları dışında mevcut bir firmaya ya da bireye mal ya da hizmetin satımıyla faturasının düzenlenmesiyle ihracatçı kimliğini taşımış olursunuz. Ama biliyorsunuz ihracat artık önceden ihracatçı dediğimiz zaman hep böyle elle tutulur, gözle görünür bir ürün anlaşılıyordu. Ve bu üründe sizler de takdir edersiniz ki mevcut belirli lokasyonlarda var olan gümrüklerden gümrük işlemi yapılarak çıkışıydı. Ama bugün artık teknolojiyle beraber az evvel de arkadaşımın bahsettiği gibi bir takım internet ya da mobile kapsamında geliştirilen platformlar kanalıyla da ihracat gerçekleşebiliyor. Orada hem e-ticaret hem de yazılım ya da en çok aslında şu sıralar Türkiye'de de revaçta olan oyun diyelim. Oyun üzerine kişiler oyunu geliştiriyor, platforma koyuyor ve bir takım yayınlayıcı kuruluş vasıtasıyla da dünyanın bin bir köşesindeki katılımcılara da ulaşılabiliyor. Demek istediğim şu ki arkadaşlar ne satarsanız satın bu mal olabilir, bu bir hizmet olabilir. Hizmet derken danışmanlık da buna dahil. Faturayı düzenlemiş olmanız size ihracatçı kimliği verir. Ancak arkadaşlar birazdan değineceğim bu devlet desteklerinden faydalanabilmeniz için tabii ki bazı kuruluşlara da üye olmanız gerekir. Üyelik neticesinde de sizlerin bir takım o üyelik aidat bedelini ödedikten sonra da bu bahsedeceğim devlet desteklerinden de faydalanabilirsiniz.
Önceden arkadaşlar, gerçi hala bu mevzuatta da geçerli. Az evvel dediğim gibi mal veya hizmetin yurt dışına yapılması ama bir satışın ihracat sayılabilmesi için sadece satışın yurt dışına yapılması yetmiyor. Bununla beraber arkadaşlar o ilgili fatura tutarının da ilgili döviz tutarı üzerinden de Türkiye'ye geliyor olması gerekmekte. Bu sebeple arkadaşlar bu iki madde yani mal ve hizmetin yurt dışına düzenlenmesi ve bu paranın Türkiye'ye döviz olarak gelmesi mal veya hizmet satışı yapanlar için olmazsa olmaz madde. Ama bunun yanında sizler eğer ki bir ürün satıyorsanız bu elde tutulur gözle görünür dediğimiz ürünün satışı varsa o zaman arkadaşlar o malın yani Türkiye'de o malın o araca yüklendiği andan itibaren varış noktasına kadar geçen sürede arkadaşlar o taşıma aşamasında da o ürün bir takım riskler taşıyabiliyor. Hırsızlık olabilir, doğal afet, hava şartları gibi gibi bir dünya. Bunlar için o malın da sigortasının yapılmış olması, aynı zamanda navlunun da ödenmiş olması gerekir. Navlun dediğimiz arkadaşlar böyle bir yurt dışı nakliye anlamı taşır. Hani nakliye iç pazar ya da yurt dışı pazar olarak geçmekte. Haliyle navlun dediğimiz kelime de gerek gemi yoluyla, gerek hava yoluyla, gerekse kara yoluyla o taşıma bedelinin ödenmesi. Bu navlun gerek gönderici tarafından ödenebilir, gerekse arkadaşlar alıcı tarafından ödenebilir. Kısaca arkadaşlar bu dört maddenin aynı anda var olmasıyla beraber o satışın ihracat sayılabilmesi için gereken şartlardandır. Bu yüzden arkadaşlar ülkemizde destekleri veren bütün kuruluşlar size buradaki maddeleri sorar. Sen yurt dışına faturayı düzenledin mi? Hadi bana bir faturanı getir. Mesela vergi dairesinden KDV iadesi nedir? Önce bir faturaya bakarlar. Hatta son dönemlerde vergisel anlamda yapılan istisnalarda derler ki faturanın düzenlenmesiyle beraber o tutarın da Türkiye'ye gelmiş olması lazım. Özellikle yazılımla ilgili. Teknopark olduğu için bu maddeyi de özellikle vurgulamak istedim. Belki katılımcı arkadaşlarımızın içerisinde yazılımla da ilgilenen arkadaşlarım olabilir. Arkadaşlar her ne kadar Teknopark sizlere kazanç istisnası sağlıyor olsa da bazı proje dışı yapmış olduğunuz satışlarda çünkü Teknopark'ta siz belirli bir projeler veriyor ve o projeler üzerinden elde ettiğiniz kazançları kazanç vergisi istisnasına koyabiliyorsunuz. Ama bu projenizin dışında bir de yazılım geliri elde ediyor iseniz yurt dışına faturanızın düzenlenmesinin yanı sıra kesinlikle o paranın da Türkiye'ye gelmesi gerekiyor ki bu size ne sağlayacak? Evet dışarıdan bir para almayacaksınız herhangi bir kurum ya da kuruluştan. Ancak cebinizden çıkacak olan paranın çıkmamasına nedir bu? Vergi. Vergide de %50 istisnamız var. Bunu da parantez içerisinde paylaşmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün ülke hangi ülkeye bakarsınız bakın o ülke kesinlikle ihracat yapmak ister ve bu ihracata yönelik de hangi kurum ve kuruluşlar adım atacaksa onlara da bir takım devlet destek vermek ister. Bizler arkadaşlar özellikle son günlerde biliyorsunuz kurda biraz böyle yukarıya doğru çıktığı durumlarda her ülke tabii ki ülkesine döviz kazandırmak ister ama bugünlerde bizim daha çok ihtiyacımız var. Bu sebeple inşallah hani bu yapacağımız sunumun da siz faydası olur ve devlet desteği kapsamında şu an tüm kuruluşlar zaten açmışlardı kapılarını sonuna kadar ama şu sıralar kapasitelerini de artırarak özellikle başvuru süreçlerini de daha kısa zamanda sonuçlandırıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar sizlerin ihracat yapabilmesinde hani KOBİ'ye ne sağlar? Kesinlikle satış eşittir karı. Karın artması demek, rekabetin artması demek. Rekabetin artması demek, üretim kapasitesinin artması demek. Bir adım diğer adımları da otomatik böyle tetikleyerek ilerliyor. Zaten dövizin artması, iş yerleri sıkıntılıyken, işsizlik, Covid vesaire bir takım da istihdamla ilgili hani sorun diyelim, sıkıntılar yaşıyorken sizler de ihracat inşallah yaptığınızda veya kapasitenizi artırdığınızda yeni istihdamlar da sağlayarak ve iç pazara bağımlılık işte burada en önemli şey. İç pazara bağımlılığı da azaltarak pazar dalgalanmalı işte bazen dönemsel mevsimsel satışlar da olabiliyor. Ve o dalgalanmaların da önüne geçerek dünya pazarında
pay alabilmeniz için kesinlikle arkadaşlar ihracatı herkes gibi bizler de öneriyoruz. Tabii bu ihracat yaparken siz şirketinize bir takım kazançlar, kazanımlar elde edeceksiniz ama Türkiye'de kazanç elde etmiş olacak. Niye? Hani diyoruz ya hep dış ticaret açık açık. İşte bu yüzden dış ticaret açığının azalması, gayri safi milli hasılanın yükseltilmesi ve hepsinden önemlisi ekonomik katma değerin artması yüzünden biz ihracatı desteklemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve her ülkenin kendi içinde o iç yapısında da bir takım da ihracat ya da satış ya da ürünü kabullenme ya da orada paranın çıkışına yönelik de bazı riskler var arkadaşlar. Gerçi günümüzde özellikle e-ticaret önce parayı alıyoruz tabii ki bir takım ödeme sistemleriyle biraz daha kendimizi garanti altına alıyoruz ama bugün mevzuat kitaplarına ya da ihracatı yönelik mevzuat kitaplarını incelediğinizde karşınıza bu bahsettiğim 5-6 madde çıkacak ki bunlar daha evvel bu hani gümrükten ürünlerin çıkışı, o dediği hani bahsettiğim elle tutulur gözle görünür ürünün satışıyla ilgili. Neden? Biz önceden ülkeyi ya da karşı tarafı ya da firmayı yeteri kadar tanıyamıyorduk, istediğimiz zaman gidemiyorduk. Kısacası arkadaşlar, ihracat yapılan ürünün ihracı kamu otoritesi tarafından izne bağlanmış olabilir. Evet, bu gerçekten var. Mesela sizler Türkmenistan'a bir ürün satın. Türkmenistan bunu ilk etapta evet gönderler, kabul eder. İkinciyi evet gönderler, kabul eder. Baktı ki bu ürünün devamı geliyor. O zaman bu ürünü ithal eden firmayı çağırır. Der ki kardeşim sen neden bunu ithal ediyorsun? Ya bunu yapabilecek kapasiten yok mu? Eğer ki kapasitesi varsa yaptırır, kapasitesi yoksa ona o kapasiteyi oluşturur ya da o imkanı oluşturur ya da o ürünü kimler oluşturabiliyorsa, üretebiliyorsa o kişilerle bir iş ilişkisi oluşturarak işte o ürünün devamında bir takım izinler gerekebilir arkadaşlar. İthalat yapılan ülkede millileştirme gibi politikalar hedef pazarda istikrarsızlıklara ve kayıplara yol açabilir. Yani bu özellikle İran pazarı için ya da bizim Arap ülkeleri için orada ciddi anlamda sorunlar yaşayabilir. Çünkü o kişilerin biraz ticarete bakış açıları bizim ticarete bakış açılarımızla aynı değil arkadaşlar. Mesela ben hani örnekle ilerlemek isterim. Yakın zamanda değil de orta vadede mesela bizim arkadaşlarımız İran'a ürünler satışını gerçekleştiriyordu. Varsayalım ki 10 bin dolara bir ürün satışı gerçekleşiyor. Ve karşı taraf ürünü alma aşamasına yani ürün kapıya dayandığı aşamada karşıdaki adam Türkiye'ye arıyor ki arkadaş biz seninle 10 bin dolara anlaştık ama şimdi şöyle oldu böyle oldu çamura yattık vesaire ben bu ürüne şimdi 5 bin dolar verebiliyordum tabii rakamlar temsili. Bizim Türkiye'deki arkadaşımız da malı geriye çekse ayrı bir sorun, iptal etse ayrı bir sorun ve diyor ki lanet olsun al kardeşim diyor. Karşı taraf onu bir defaya iki defaya mahsus kazanç elde ettiğini sayıyor ama bizim Türkiye'deki ihracatı yapan arkadaşım ya zarar ediyor ya da kardan zarar ediyor. Ve arkadaşlar ihracat karşılığı dövizin ihracat yapılan ülkeden çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir. Bu son dönemlerde bütün ülkeler için de geçerli. Belirli döviz tutarının üstünde yapılan bütün hareketler takibe girmektedir arkadaşlar. Olabilir bir takım belki karşı tarafın ödeme yapmasında sıkıntı ya da sözleşme anlaşmazlıkları gibi bir takım maddeler olabilir. Ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sizin karlılığınızı azaltabilir gibi bir takım maddelerimiz var arkadaşlar. Tabii bunların içerisinde olağanüstü haller, savaşlar, mücbir sebepler ya da o ürünün yabancı pazarda kabul görmemesi gibi. Arkadaşlar özellikle ülkemizde mesela bir ülkeyi düşünelim, bir ACVKK'yi ya da bir ETI'yi düşünelim. Bu tür firmalar kendileri birebir yurt dışında bir pazar oluşturmazlar. Onlar genelde bir bayilik sistemiyle çalışırlar. Çünkü karşı ülkenin o ürüne bakış açısı ya da ürünün satış politikası, fiyatlandırma politikası beraberinde getirdiği onlarca soru işaretini sizin Türkiye'den zaman zaman takip etmeniz zor olabilir. Bu yüzden benim size önerim yapabiliyor iseniz ihracat yapacağınız ülkelerde bir ana bayilik sistemiyle ilerleyebilmeniz bence daha sağlıklı olabilir ama bu konu tabii tartışmaya da şirketin yaptığı ürüne ya da pazarına göre de değişebilir arkadaşlar.
İhracat yapan firmaların tabii ki bazı mevzuata da kurallarına da hakim olması gerekir. Tabii ki ihracat yapıyorsak ihracat mevzuatı ve bununla beraber bu ürün gümrükten geçecek ise gümrük mevzuatına ve bu ürünün tabii ki döviz karşılığı, dövizle satış ve karşılığı döviz Türkiye'ye geleceği için kambiyo mevzuatına, bir diğeri de arkadaşlar standartizasyon mevzuatı. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Özellikle ürün satışı gerçekleştiren firmalarımız ürünü karşı tarafa sattıklarında karşı ülkenin de o ürüne bakış açısı ve bunun içinde bir takım belirlediği standartlar var. Bazen böyle haberlerde ya da medyada duymuş olabilirsiniz. İşte şu ülkeye şöyle şu boyutta kirazlar gidiyor ya da şu ülkeye şu şekilde gömlekler gidiyor şeklinde. Ben arkadaşlar birkaç firmayla böyle tanışma fırsatım oldu. Mesela bir firmamız gömlek üretiyor. Eğer o gömleğin her iki düğüm arasındaki mesafedeki iplik o sayısı, dikiş sayısı ya da o ipliğin kalitesi ya da o kumaşın kalitesi ya da meyveden örnek vereceğiz. O meyvenin ölçüsü ya da gramajı gibi bir takım standartizasyon. Bu yüzden bildiğim kadarıyla İstanbul Şişli bölgesinde ağırlıkla her ülkenin standartizasyon hizmeti veren danışman şirketleri bulunmakta. Bu yüzden sizler o ürünü satış yapmadan önce, yani ilk defa satış yapıyorsanız genelde bu ürünün karşı ülkede aranan bir takım standartları var mıdır? Bu konuyla ilgili araştırma yapmanızı ben öneririm. Bir diğeri de mevzuat kapsamında bugün aslında bizi bir araya getiren madde devlet destekleri ve bunlarla ilgili usulü ve esaslar. Bir diğeri de arkadaşlar katma değer vergisi. Biliyorsunuz sizler yurt içine bir satış yaptığınızda o satışın bedeli üzerine bir de KDV ekliyor olmanız gerekir. Ve karşı tarafa yurt içindeki bir firmaya KDV artı KDV'li fatura düzenliyor olmanız lazım. Burada KDV'nin konusu nedir? Türkiye'nin bir fayda sağlıyor olması gerekir. Haliyle sizler bu ürünü yurt dışına düzenlediğinizde, sattığınızda o ürünle ilgili faydayı karşı ülke, karşı firma elde ettiği için, Türkiye buradan sadece maddi kazanım elde ettiği için bizler yurt dışına düzenlenen her faturada KDV koymuyoruz. KDV koymadığımız zaman da muhasebeci arkadaşlarım tabii ki daha iyi bilirler. Burada sizin için bir KDV iade alacağı doğar. Bu KDV iade alacağı kısaca şu şekildedir. Sizler o ürünü üretirken ya da alıp satarken katlanmış olduğunuz bir maliyet vardır ki biz buna daha çok muhasebesel olarak üretim reçetesi ya da o ürünün reçetesi diyoruz. Ve siz bu ürünü satmadan önce katlanmış olduğunuz maliyet nedir? Bunun kargosundan ham maddesi, yarım hamülü, nakliyesi artık neler varsa onlar için de siz bir KDV ödüyorsunuz. Ve ödemiş olduğunuz KDV hangi tedarikçilerdense onlarla ilgili vergi dairesinin talep etmiş olduğu bir takım formlar var. O formları muhasebe birimi, muhasebe departmanı hazırlayarak sizin adınıza bazı raporlar sunarak bağlı olduğunuz vergi dairesinden bunu nakit ya da mahsuplaşma, yani sizin ileriye doğru ödeyeceğiniz bir takım vergi ya da sigorta borçlarından da mahsuplaşma yoluyla da iadesi mümkün. Ve aynı zamanda yine sunumumun başında bahsettiğim özellikle yazılım firmaları içinde elde ettikleri kazancın kazanç vergisini yarı yarıya beyan ederek de ilerleyebilirler arkadaşlar. Ve arkadaşlar ihracata yönelik destek veren kuruluşlar öncelikli olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi. Türkiye İhracatçılar Meclisi arkadaşlar Ticaret Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren bir kuruluştu. Adı üstünde ihracata yönelik faaliyette bulunan firmalar aslında Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne üye olması gerekir. Ancak tabii Türkiye'de çok sayıda firma var ve çok sayıda sektör olunca Türkiye İhracatçılar Meclisi kendi arasında birlik dediğimiz bir bölünmeler yaptı. İşte bunun içerisinde mesela İMMİB var, İstanbul Maden Metal İhracatçıları Birliği. Maden ve metalle ilgili faaliyet gösteren firmaları bu odaya, bu birliğe üye olsun. Ya da İTKİB, İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği ya da Hizmet İhracatçıları Birliği, işte yazılımla ilgili faaliyet gösteren firmalar. Ya da İstanbul İhracatçıları Birliği elektronik malzeme ile ilgili faaliyette bulunan firmalar. Kısacası arkadaşlar sizler ihracat yaparken esasen bu kuruluşa da bir üye olmak zorunda değilsiniz. Ancak arkadaşlar ihracat devlet desteğinden faydalanmak isterken bu kurumlara muhakkak ki üye olmanız gerekir.
Bir diğeri de arkadaşlar DEİK dediğim. Aslında DEİK'le Türkiye İhracatçılar Meclisi ayrı bir kurum ama yapı olarak aynı kurumdur. Çünkü her ikisi de özel statüde kurulmuş ancak kamu yararına fayda sağladığı için Ticaret Bakanlığı bugün her iki kuruma da bünyesine katmıştır. DEİK ne yapar arkadaşlar? Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ağırlıklı olarak genelde yurt dışında organizasyonlar düzenler. Yani varsayalım ki Hindistan olsun. Hindistan'a belirli bir gün, bir tarihte bir seyahat programı düzenler. Ve sizin de o seyahate eşlik etmenizi ister. Bu size ne sağlar böyle bir hareket? Öncelikle arkadaşlar deparamızda vize sorunu olanlar için güzel bir referans mektubu sağlar. Siz Hindistan'a gitmek istiyorsanız ve bir vize sorununuz varsa DEİK kanalıyla referans mektuplarınız oluşur ve o konsolosluk size vize sorgulaması yapmadan direkt vize alabilirsiniz. Artık herkese de vize çıkmıyor. Bu olayın püf noktası. Hani biraz farklı konuşalım. Hani şeytan avukatlığı diyelim. Harbiden arkadaşlar bu açıdan bile değerlendirebilir. Ama asıl bizi ilgilendiren kısım nedir? İşte bu seyahatlerde arkadaşlar kurum buradan gidecekleri için Hindistan'da ya da artık nerede organizasyon düzenliyorsa bir program düzenler ve hem Türkiye'nin önde gelen iş adamları hem de o ülkenin önde gelen iş adamlarıyla bir network düzenler ve o gün adeta böyle bir fuar alanıymış gibi yemek organizasyonu, toplantılar, görüşmeler, tanışma ve daha sonra o programın ardından böyle seyahatte genelde 3-5 gün olur. Ülkeyi gezme, programlama ve sonrasında her ülkenin önde gelen üst düzey yöneticileri zaman zaman bu Cumhurbaşkanı zaman zaman Dışişleri Bakanı olur ve her ülke arasında yaşanacak bir takım sorunlar varsa, yaşanıyorsa ihracatı kolaylaştırmak için de o gün itibariyle bazı sözleşmeleri imza atılır. Benim bunlara birkaç yıla katılma imkanım oldu arkadaşlar ve şu sağ en çok faydayı ben şurada gördüm. Tabii ki yurt dışında da bir fayda sağlıyor ama uçak da daha havalimanında kişiler bir araya gelip uçağa bindikten sonra kişiler birbiriyle orada tanışabiliyor. Daha uçak havadayken inmeden kişiler havadayken bile yeni bir takım sözleşmeler, anlaşmalar yapabiliyorlar arkadaşlar. Ben bunu gördüm. Bir diğeri de teknopark yönetimleri. Özellikle teknoparklar malum COVID öncesi daha güzel fayda sağlayıcı hareketlerde programlar düzenleyebiliyordu. Adeta DEİK gibi özellikle firmaların yatırım alma süreçleri ya da yurt dışında pazar oluşturabilmeleri adına yine DEİK tarzı yurt dışında bir takım gezi organizasyonları düzenliyordu. Bunlar şu sıralar biraz durgunlaştı ama genel anlamda yine yapan kuruluşlar var. İGM arkadaşlar ihracatı geliştirme merkezi. Ben kendimi bildim bileli yıllardır bu kuruluş var. Bu kuruluşu ben de böyle daha muhasebeye bile başlamadığım dönemlerde bu kuruluş ne yapar diye araştırdığımda ağırlıklı olarak şunu gördüm arkadaşlar. İnsanlar ihracatı yaparken bir güvensizlik. Ya acaba bu satışımın karşılığı bedel gelecek mi? Ya da ben bu satışı gerçekleştirirken bir takım riskler yaşar mıyım? Ya da ben bu ürününle ilgili müşteri bulabilir miyim? Sorularının cevabını İGM sağlıyor. Yani sizler bugün yine gömlek örneğinden yola çıkacağım. Bir gömlek üretimi gerçekleştiriyorsanız ve artık yurt dışına açılmak istiyorsanız İGM'nin kapısını çalabilirsiniz. Onlar size ürününüzle ilgili hangi ülkede nasıl satış yapabileceğinizi ve hatta o ülkelerde müşteri bulabilmenize kadar bir takım kolaylıklar sağlıyor. Ama İGM yapılan satıştan da belirli bir komisyon alarak ilerliyor. Burada kardan zarar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri KOSGEB biliyorsunuz KOSGEB aslında küçük ve orta ölçekli tüm şirketlere yani bir şahıs firması olsanız da bir tüzel kişilik olsanız da fark etmeksizin tüm vergi levhasına sahip olan kişilere genel desteklerden iş geliştirme desteği ve bununla ilgili Ar-Ge ve inovasyon desteğinden ta ki ürün geliştirme ve ihracata yönelik de devlet destekleri olmak üzere her alanda destek vermeye çalışıyor. Ve bir diğeri de Exim Bank arkadaşlar. Adı üstünde Exim Bank bir bankadır ama bireysel bankacılık hizmeti veren bir firma ve kurum değildir. Bu kapsamda arkadaşlar KOSGEB haricinde özür diliyorum KOSGEB ve İGM haricinde
Hangi kuruluştan birazdan anlatacağım. Devlet desteklerinden faydalanmak isterseniz isteyin. Kesinlikle tüzel kişilik olmanız gerekir. Biliyorsunuz şahıs firmasıyla tüzel kişilikleri birbirinden ayıran en yegane özellik, tabii çok özellik var ama en baştaki özellik tüzel kişilikler Türk Ticaret Kanunu'na tabidir. Bu sebeple tüm kuruluşlar karşılarında bir tüzel kişilik, yani sermaye şirketi, yani limited ya da anonim şirket görmek isterler. Ama sizler bunu, eğer ki bir şahıs firmanız, bir gelir vergisi mükellefiyetindeyseniz sadece KOSGEB ve İGM üzerinden ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kuruluşlarda devlet desteği başvurusu yapacaksanız bu durumda sermaye şirketi olmanız gerekir. Bu kuruluşlardan KOSGEB ile ilerleyecek olursak arkadaşlar birkaç tane ihracata kapsamında destek veriyor. Mesela bunlardan bir tanesi yurtdışı pazar desteği ve bununla ilgili üst limit 300 bin TL, %70'i geri ödemesiz ve %30'u geri ödenebilecek şekilde 300 bin liraya kadar destek veriyor. Kimler faydalanabiliyor arkadaşlar? KOSGEB biliyorsunuz pek danışmanları sevmez. Bu kapsamda hani bizler de pek ön plana çıkmak istemiyoruz ve KOSGEB tarafında da fazla bir şey yapmıyoruz. KOSGEB arkadaşlar, sizler de kendi müracaatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bütün samimiyetimle söylüyorum, süreçler çok basit. Şöyle ki basit, zaten şirket yönetimi, yani şirketin temsil ve izam yetkisinin e-devlet şifresiyle KOSGEB'e bağlanabiliyorsunuz. KOSGEB'e bağlandıktan sonra veri tabanına kayıt alıyorsunuz. Bilanço usulüne göre defter tutuyorsunuz ve bununla istinaden de isterseniz proje bazlı ya da direkt satış odaklı ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer arkadaşlar Exim Bank. Dediğim gibi Exim Bank adı üstünde bir bankadır ama bireysel bankacılık vermez. Daha çok arkadaşlar çalışma şekli sizlerin yurt dışına yapacağınız satışlarla ilgili. Eğer ortada bir satış olacaksa muhakkak ki bunun da bir sözleşmesinin olması gerekir. Yani Exim Bank der ki yurt dışından alacağın gelirin, sağlayacağın gelirin ya da yapacağın tahsilatın istersen şimdiden bir kısmını ben sana ödeyebilirim. Yani iskonto yapabilirim diyor. Bu yüzden de sizin yurt dışıyla yapacağınız satışla ilgili bir garanti veriyor olmanız lazım. Garanti kapsamında bununla ilgili sözleşme olabilir, bir takım taahhütler olabilir. Exim Bank'taki dosyanıza bakacak olan kişinin o ihracatın gerçekten o tarihlerde ve o tutarda yapılabileceğine dair güven arz ediyor olması lazım. Ve buna istinaden de sizler o bahsettiğiniz tutar üzerinden de ön ödeme alabilirsiniz. Ve arkadaşlar aslında bugünlerde benim en çok beklediğim olay buydu ve bu bir şekilde basına sızmadı, çıkmadı. Belki hatırlarsanız bu 2020 yılının Mart ayı başlarında özellikle Covid pandemi dönemi yavaş yavaş böyle tüm dünyayı etkilediği dönemde satışlar olamadı, üretimler durdu, birçok iş yeri kepenkler vurdu ve o dönemlerde Exim Bank bir harekette bulundu. Dedi ki Exim Bank kredisi ödeyecek olan kişiler için artık döviz kurunu sabitliyorum dedi. Çünkü o dönemlerde en çok Exim Bank üzerinden kredi çeken firmalar artan kura karşı bir takım risklerle baş başaydı. Sıkıntılar yaşamaya başlamışlardı. Nedense bugünlerde kur 10 liraya geçmişken Exim Bank böyle bir adım atmadı. Bekliyoruz ama gelecek, yani bilmiyorum, inşallah gelir. Kısacası arkadaşlar bizi ilgilendiren taraf nedir? Eğer ki sizlerin bu denli bir önceden bir nakite ihtiyacınız var ise Exim Bank'a başvuru gerçekleştirerek ilerleyebilirsiniz. Ve bu tutar nedir? Neye göre olur? Türkiye'de ihraç edilecek mal ve hizmet tutarı. Bunun %85'ine kadar kredi sağlanabilir. Üçüncü ülkelerde yapılacak ihracat Exim Bank. Yani sizin Türkiye'de merkeziniz vardır. Almanya'da bir şirketiniz daha vardır. Olabilir. Ama sizler Almanya'dan İngiltere'ye satış yapacaksınız. Bunun için de Exim Bank, hayır, Türkiye bir fayda sağlamıyor arkadaşlar. Kesinlikle bu olmaz. Sizin satışı muhakkak Türkiye'den yapıyor olmanız gerekir. Şimdi hizmet derken, hizmette malum elde tutulu göze görünür yok, ürün yok ama bununla ilgili yazılım firmaları da arkadaşlar 2018 yılı başlarında olması lazım. Onlara da sanayici sıfatı geldi. Yani aramızda yazılım üzerine faaliyette bulunan firmalarımız, temsilcilerimiz var ise
Biliyorsunuz yazılımın kurgulanması ve geliştirilmesi artık üretim aşaması olarak değerlendiriliyor. Yazılımın üretiminin bitmesi, yani artık bu yazılım kodlaması bitti, ben bunu dijital ortamda satışa çıkartabilirim demek artık üretim anlamı taşıyor. Bu yüzden de yazılım yapan firmalar ya da ürün üreten firmalar yurt dışı ile yapmış oldukları bağlantı tutarının %85'ine kadar sanayi sicili belgeleri olmak kaydıyla arkadaşlar başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Bu iki konu bu kadar. İki bakanlıktan ya da iki kuruluştan alacağımız destekler bunlar arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı kısmı çok detaylı ve çok teferruatlı. Burada Ticaret Bakanlığı arkadaşlar sizlerin ta ki ürünü üretme aşamasından, ürünün satış pazarlama aşamasına ve yurt dışına artık teslim aşamasına varana kadar ve hatta o ürünün aynı zamanda da Ar-Ge ya da inovasyon ya da tasarımının geliştirme aşamasına kadar destek çeşitleri mevcut. Her bir destek arkadaşlar ayrı bir usul ve esasla ve ayrı bir derya deniz. Çok geniş tabii ki. Ben bunların hepsini tek tek anlatmayacağım açıkçası. Bazılarının satır başlarını ve bazı konularında ilginizi çekeceğini düşünerek daha detaylı anlatmaya başlayacağım. Ancak İhracata yönelik devlet destekleri karşımıza ilk olarak 2000 yılında çıkıyor. Yani istihdam yardımı, personele yönelik bir devlet desteğiyle. Daha sonra arkadaşlar Turkuaret'e bugün biraz daha detaylanmış vaziyette, çok da önemsendi. Buna biraz gireceğim. Yurt dışı birim marka, yani 2000 yılında başlayıp 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 ve muhtelif ilerleyen yıllarda 2015, 18, 17 yıllarına varana kadar her bir alanda ayrı ayrı destekler yaygınlaşmaya başladı. Ben burada arkadaşlar ağırlıklı olarak sizlere, tabii ki hepsini tek tek anlatacağım ama bazılarının konu başlıklarıyla pazar araştırmasını biraz detaya ineceğim. Bunun haricinde döviz kazandırıcı hizmet desteklerine ağırlıklı olarak gireceğim ve markalaşma, bununla beraber pazara giriş kısımları arkadaşlar. Devlet desteklerine nasıl başvuru yapabilirim kısmı arkadaşlar. Önceden biraz daha hantal yapı vardı. Hangi kuruma gidersek gidelim, bunlarla ilgili bir evrakları götürüyorsunuz, evrak kayıttan geçiriyorsunuz, olmadı evraklar geri geliyor vesaire. Tabii ki yapay zeka dediğimiz kısım her yerde gelişti. Devletin kurumlarında da, bugün vergi dairesinde de, sigortada da ve diğer bakanlıklarda da. Ve devlet yönetim sistemi üzerinden, DYS üzerinden başvurularımızı gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Ve biz bu başvuruları gerçekleştirirken kesinlikle olmazsa olmaz iki işimiz var. Birincisi evraklarımızın elektronik imzalı olarak göndereceğimiz için e-imzamız muhakkak olmalı. Bir diğeri de arkadaşlar, tabii ki hepimizin kullandığı farklı farklı e-mail adresleri var ama bu e-mail adresleri biliyorsunuz KEP dediğimiz kayıtlı elektronik posta dediğimiz bir hizmet sağlayıcı var ve bizlerin bildiğim kadarıyla PTT'den sağlanıyor. PTT'ye başvurarak KEP adresimizi alıyor olmamız lazım. KEP adresi de arkadaşlar bir mail adresi olup o mail adresine gelen ve giden tüm her türlü yazışmalar resmi yazışma anlamı taşıyor. Yani bugün sizin şirketiniz adına alınan hostingler ya da Gmail gibi, Yahoo gibi, Hotmail gibi mail üzerine yapılan yazışmalar resmi yazışma niteliği taşımıyor. KEP üzerinden yapılan yazışma size şunu sağlıyor arkadaşlar. Size gelen ya da sizin göndereceğiniz mail gönder tuşuna bastıktan sonra önce TÜBİTAK'a gider. Bu mail bildiğim kadarıyla UME'ye gider. UME o maili hiçbir şekilde görmez ve onun mühürler, yani zaman damgasıyla mühürler ve ondan sonra da gideceği yere iletir. Bu sebeple arkadaşlar o da zaman damgası resmi bir damga olduğu için, hani bunlar biraz konunun detayları ama bilmeniz açısından izah etmeye çalışıyorum bilmeyen arkadaşlarım için. O yüzden kesinlikle KEP adresimizin oluyor olması gerekir. Ve istihdam desteği arkadaşlar.
Ağırlıklı olarak sektörel dış ticaret şirketi statüsüne haiz firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere. Yani bu nedir? Sektörel dış ticaret şirketi deyince ne anlıyoruz? Öyle düşünün ki arkadaşlar, ortada bir A şirketi var ama bu şirketin kapasitesi küçüktür. Tek başına o üretimi ya da satışı gerçekleştiremez. O zaman burada bir de B şirketi, aynı zamanda C şirketi var. Bu şirket birleşerek bir şirket kuruyor ve kurdukları şirket sektörel dış ticaret şirketi oluyor. Ve bu şirkette arkadaşlar sizin istihdam edeceğiniz personeller bir yıl boyunca ve brüt maaşları %75 oranında desteklenmektedir. Şimdi arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı birazdan da anlatacağım. Diğer desteklere de baktığınızda maaşla ilgili destekler hep brüt ücret üzerinden konuşuyor. Biliyorsunuz ülkemizde net ücret ve brüt ücret diye bir ayrım var. Brüt ücret aslında giydirilmiş ücrettir. Bir takım SSK ve vergi kesintileri gerçekleştirerek net ücret alınmıştır. Dikkatinizi çekmek istediğim husus şu arkadaşlar. En çok hata burada yapılıyor. Ticaret Bakanlığı kesintiyle uğraşmaz. Brüt tutar kardeşim. Ben bu odada ne görüyorum? Ben sigorta hizmet listesinde ne görüyorum? Brüt tutar neyse ben bunun belirli bir oranını kuruma iade ediyorum der. Ama KOSGEB bunu yapmaz. KOSGEB net tutar üzerinden gider. TÜBİTAK da her ikisini yapmaz. TÜBİTAK destekleri de maliyet tutar üzerinden gider. O maliyette de SSK, işveren priminin bir takım artıları, eksileri, gelir vergileri oradaki maliyet kavramı da farklıdır. Bu yüzden hangi kamu kurumundan destek alırsak alalım, bu kamu bu desteklerin içerisinde personel harcaması var ise lütfen özellikle hangi şekilde desteklediğinize dikkat edelim ki genelde en çok bütçe açıkları buradan gerçekleşir. Bir yıl boyunca %75 olmak üzere arkadaşlar brüt ücreti. Neye göre? Elbette ki bu arkadaşın yani çalıştıracağınız kişinin en az lisans mezunu ve 3 yıllık tecrübesinin oluyor olması lazım. Bu kişiyi siz yönetici statüsünde alıyor iseniz yıllık 18 bin dolara kadar ama eleman yani vasıfsız eleman kategorisinde alıyor iseniz yıllık brüt ücretin 9 bin dolara kadar bir yıl boyunca %75 oranında desteklerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Turkuality desteğine geçiyorum. Turkuality çok geniş kapsamlıdır ve son dönemlerde en çok talep edilen desteklerden bir tanesidir. Ama Turkuality tabii ki her firmaya verilmez. Ve bu firmanın da yani bu destekten müracaat eden firmaların da belirli bir kapasiteyi aşmış olması gerekir. Ve Turkuality çok geniş kapsamlıdır arkadaşlar. Yani birazdan konu başlıklarıyla bazı destekleri paylaşacağım. Ama Turkuality'nin şöyle bir özelliği vardır. Kesinlikle üst limit yoktur arkadaşlar. Ve yapılan her harcamanın da ortalama %50'sidir. Turkuality aynı zamanda dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı özelliği taşır. Yani sizlerin markanıza, şirketinizin markasına önem taşır. Bu yüzden de arkadaşlar destek unsuru da şu şekilde izah edilmişti. Yurt içi ya da yurt dışı pazarlarda diyor. O ilgili markan her neyse o markaya yıllık 2 milyon dolar markalı satış gerçekleştiriyor olman lazım. Ve de diyor kurumsal da bir altyapın olması gerekir. Benim fırsatım oldu. Sizlerin de fırsatınız olmuş olabilir. Ben böyle biraz yurt dışını gezebildim. Gittiğim yerde de mesela bir AVM'ye gidiyorsunuz yurt dışında herhangi bir ülkede. Yabancılık çekinmiyorum. Niye? Benim Türkiye'deki AVM'lerimde var olan bazı markaların yurt dışında da olduğunu gördüm. Ya da bir markete giriyorum. Mesela ben yurt dışında da Carrefour'u görüyorum. Carrefour'a girdiğim zaman yabancılık çekmiyorum çünkü Türkiye'de mevcut olan ülkenin etinin ya da şu an aklıma gelmeyen onlarca çeşit marka yine yurt dışındaki marketlerde görebiliyorum. Burada şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Sizin mesela bir LCY2K'yi bahsettiğimde LCY2K tek başına bu şekilde büyümüş ya da dünyada birçok böyle satış kanalları oluşturmuş değil. Bunların hepsi yanlarında bu işi bilen uzman kadrosu ve devlet desteğiyle beraber büyümüşlerdir. Yapılan her harcamaya birazdan daha da detaylandıracağım. Her harcamalarda devlet onlara destek olmuştu. Bu destek arkadaşlar destek oranı dediğim gibi %50'dir ve belirli bir üst sınır yoktur. Ne kadar harcarsan harca üst sınırı yarısını kurumdan alabilirsin. Bu destek arkadaşlar her şirkete
5 yıllığına verilir. Ve 5. yıl, 5 yıl içerisinde bakanlık şirketi yakından takip eder ve şirket iyi bir performans sergilemişse ikinci bir 5 yıl daha verebilir. Ve toplamda o şirketin en fazla 6 markasına kadar destek verilebilir. Yani sizin onlarca markanız olsun, burada alabileceğiniz en fazla 6 marka için destektir arkadaşlar. Ne tür destekler verir? Dediğim gibi üst sınırı yok. Yapılan harcamaların %50'si, sırayla gidecek olursak, yurt dışına çıktığınız proje eşinizle ilgili bir patent alabilirsiniz ya da faydalı model ya da endüstriyel tasarım ya da bir marka başvurusu. Buna istinaden yapacağınız harcamalar ya da sertifikasyonla ilişki yapacağınız harcamaların yarısı. Bununla ilgili arkadaşlar, tabii ki yurt dışına çıktıysanız sizin de var olduğunuzu birilerinin biliyor olması lazım. Marka kapsamında bir takım reklam tanıtım harcamaları yapabilirsiniz. Bunun tamamı yurt dışı birimlere ilişkin gider. Birim derken arkadaşlar, yurt dışında açacağınız, bu ofis olabilir, bu depo olabilir, bu showroom olabilir, bu bir mağaza olabilir, ne olursa olsun yeter ki orada açacağınız birimin Türkiye'de bir ilişik bağının olması lazım. Ve tabii sizin orada faaliyette bulunabilmeniz için muhakkak ki hukuksal alanda ya da mali alanda ya da bir takım hani yönetim alanında da alabileceğiniz bir takım danışmanlık giderleri de yine destek kapsamındadır arkadaşlar. Bir diğer desteğimiz arkadaşlar tasarım desteği. Tasarım desteği deyince tasarım şirketleri ve tasarım ofisleri olmak üzere bu kısım ikiye ayrılıyor. Tasarım şirketleri olarak düşünürsek sizin arkadaşlar yurt dışına yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları. Tanıtım harcamaları bu otobüs giydirmelerinden, gazete ya da katalog ya da broşür ne olursa olsun buradaki harcamalarınızın %50'si, ama artık burada üst limit devreye giriyor, 300 bin dolara kadar. Ya da yurt dışında yapacağınız o birim, kuracağınız ofisin kurulum dekorasyon giderleri 100 bin dolara kadar, ama %50 üst limitimiz var. Mesela burada da bir kira giderleri aynı şekilde ve bunun kiralanmasına ilişkin yapacağınız danışmanlık giderleri de yine arkadaşlar 200 bin dolara kadar %50 olmak üzere destek kapsamında. Ve bu kapsamda istihdam edilen tasarımcılar ve modelistler, daha çok böyle tekstilciler çektiği için bu desteğin başına, onlara özel bir madde var. Ve burada da yine maaş giderleri brüt olmak üzere 150 bin dolara kadar destekler mevcut arkadaşlar. Rekabet avantajı, yani uluslararası pazarda rekabet avantajını artırmak üzere de yine elde yine sağlanacak danışmanlık giderleri de %50 oranında ve 200 bin dolara kadar. Ve arkadaşlar, tasarım ofisleri aslında az evvel bahsetmiş olduğum harcama kalemlerinin tamamı ve her biri yine %50 olmak üzere, sadece tutarlar biraz daha farklılık göstermektedir. Yani üst limit az öncekinde bahsettiğimde tanıtım harcamalarında malum 300 bin dolarken burada karşımıza 150 bin dolar olarak çıkıyor. Kurulum dekorasyon önceki tasarım şirketleri için 100 bin dolarken burada 50 bin dolar olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Ve tasarım desteği özellikle arkadaşlar, bir TÜBİTAK'tan proje alıyor iseniz ya da Teknopark bünyesinde faaliyet gösteriyorsanız ya da COSGAP'ten ARGE ya da ÜRGE adı altında bir destek alıyorsanız, bu paylaştığım sayfayı biraz daha dikkatli dinlemenizi öneririm. Acaba burada da sizler bir fayda sağlayabilir misiniz? Biliyorsunuz ülkemize her ne kadar teknoparklar, bir de yerinde ARGE dediğimiz süreçler olsa da bununla beraber bir de ARGE ve tasarım merkezleri var. Şimdi ARGE ve tasarım merkezi olarak baktığınızda aslında bakanlığa bağlı olan kuruluşlardır bu tür şirketler. Ancak devlet bu şirketlere bir fon vermez. Sadece 57-46 ARGE mevzuatı kapsamında vergi, gelir vergisi, kazanç vergisi, sigorta primi, damga vergisi veya gümrük vergisi gibi bir takım vergi istisnaları var. Ticaret Bakanlığı bu tür şirketler için bakalım neler veriyor? Diyor ki, şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için. Ürün geliştirme projeleri deyince arkadaşlar, istihdam edilen... Çok özür diliyorum. Özür diliyorum, yurt dışından aradılar da. Evet. Bu projelerde istihdam edilen tasarımcı, modelist ya da mühendislerin brüt maaşının toplamda en fazla diyor 1 milyon dolara kadar.
Bugün 1 milyon dolar malum 10 milyon TL'yi geçmiş vaziyette. Peki hangi bakanlık bu kadar destek veriyor? Yani mesela TÜBİTAK'ın 1501'i, 1507 ya da 1512'ye baktığınız zaman bu kadar rakamların olmadığını göreceksiniz. Ya da arkadaşlar, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri diyor. Bugün biz TÜBİTAK'ın o ilgili fon desteklerine baktığımız zaman orada harcama kalemleri aynen bu madde yok mudur? M15 olması lazım. Alet, teçhizat ve malzeme ve yazılım giderleri. Orada belirli bir üst limit vardır. Ama burada 250 bin dolar diyor ve 250 bin dolar bugün 2,5 milyonu TL'yi geçmiş vaziyette. İşte seyahat harcamaları yine aynı harcama kalemleri diğer Ar-Ge projelerinde de var ve burada 150 bin dolara kadar. Ama tek fark şu arkadaşlar. O kurumlar ortalama %70'ini verir. Ama burada %50'sini verir. Sizler buna göre kendi muhasebenizi yapabilir. Arzu ederseniz o şirketten, kurumdan, arzu ederseniz bu kurumdan böyle bir Ar-Ge inovasyon kapsamında, ürün geliştirme kapsamında bir projeniz var ise müracaat gerçekleştirebilirsiniz. Bu desteği biraz detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu destek türü sektör fark etmiyor. Yani bugün elma da satsanız ya da bir yazılım da satsanız ne olursa olsun bu paylaşacağım bir iki sayfa bütün herkes için geçerlidir arkadaşlar. Der ki yurt dışı birim marka ve tanıtım desteği. Yani asıl amaç nedir? Türkiye'de sanayi ve ticari veya ticari faaliyet gösteren. Bakın burada bir ayrıştırmaya gidiyor. Sanayi ve ticari veya ticari faaliyet. Şimdi muhasebesi olarak bakınca biz bu kelimelerin anlama geldiğini biliyoruz. O zaman biraz detay inmek gerekirse. Sanayi veya ticari derken kendi ürününü üreten, kendi kapasite raporu olan, kendi markası olan. Ticari faaliyet ise arkadaşlar bir ürün üretmeyen. Yani alıp satan, al sat yapan kuruluşlardan bahsediyor. Bunlar için arkadaşlar diyor ki eğer sizler yurt dışında bir yapılanmaya girdiyseniz yani bir birim açtıysanız birim derken arkadaşlar neler olabilir? Şube açabilirsiniz, irtibat bürosu açabilirsiniz, büro açabilirsiniz, ofis açabilirsiniz, depo açabilirsiniz. Hatta tarla, sera adı altında bile faaliyette bulunabilirsiniz. Tarla ve serayı özellikle şu yüzden kullandım. Bizim biliyorsunuz son dönemlerde de Afrika'ya yapmış olduğumuz bir takım destekler var. Bu desteklerin de daha çok fazla detaya inmeyeyim ama oradaki işlem hacimlerinin artması için orada faaliyette bulunan firmalara yönelik çıktığını düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum birimi veya açan arkadaşlarım varsa ya da açmak isteyen arkadaşlarım varsa Türkiye'deki şirketle bir organik bağın olması lazım. O da şudur. Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması. Eğer sizin Türkiye'de A anonim şirketi olarak bir firmanız varsa gidip Amerika'da ya da Kanada'da A anonim şirketiniz oradaki şirkete ortak olacak. Ortada bir tüzel kişilik var. Veya arkadaşlar sizin Türkiye'deki şirketinizin ortakları yurt dışındaki şirkete ortak olacaklar. Veya arkadaşlar yurt dışındaki şirket ortakları eğer ki sayı olarak fazlaysa gerçek kişiler en az %51'ine sahip olan hisse olarak en az %51'ine sahip olan kişilerin yurt dışındaki şirkete ortak oluyor olması lazım. Ama şirketiniz daha da büyük halka arz olması, halka açık olması durumunda halka açıklık oranını düşüyoruz. Geriye kalan hissenin en az %51'ine sahip olan kişiler yurt dışındaki şirkete ortak olması gerekir arkadaşlar. Peki 51 ile %100 arasındaki fark nedir? Arkadaşlar bahsedeceğim bütün destek tutarlarının tamamı %100 oranındadır. Yani siz Türkiye'deki şirketin hissedarı olarak yurt dışındaki şirketi de %100 ortak olmanız ya da yurt içindeki şirketini tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete de %100 hissedar ise evet birazdan bahsedeceğim rakamların ve oranın tamamı sizler için uygun. Ama %60'ı diyelim yani yurt dışındaki şirkete %60 oranında hissedar oldunuz ya da Türkiye'deki şirketin %60'ına ait olan %60 hissesine sahip olan kişiler yurt dışındaki şirkete ortak olduysa o zaman birazdan anlatacağım desteklerde yine o üst limiti %60 olarak düşünebilirsin. Ve arkadaşlar şirketlerin yurt dışındaki kira olayından faydalanabiliyor olması için kesinlikle
Türkiye'de kapasite raporunun olması ve sanayi tescil belgesinin olması, marka tescil belgesinin olması gerekir. Eğer ki marka tescil belgesi şahsa aitse, şirket ortaklarının birine aitse, o zaman arkadaşlar onu şirkete devir ediyor olması gerekir. Ticari şirket olarak faaliyette bulunan kişilerin de yine kendi markası üzerinden ilerliyor olması gerekir. Bu durumda arkadaşlar size sağlanacak desteklerden bir tanesi ve en çok talep edilen desteklerden bir tanesi kiradır. Bu kiranın sizler yurt dışında mağaza açtığınızı düşünelim. ACY22 gibi bir mağaza açtığınızı düşünelim. Ve arkadaşlar bu mağazanın olması durumunda sizin yıllık olarak en fazla üst limit 120 bin dolar. Yani sizlerin 300 bin dolar kirasının olduğunu düşünelim yurt dışında. Yarısı 150 bin dolar ama kurum size en fazla 120 bin dolara kadar verir. Bu durumda eğer ki sizin kiranız 200 bin dolar ise yarısı 100 bin dolar. Bunun tamamını elbette alabilirsiniz. Ama bu söylediğim olay sadece mağaza için. Siz mağazanın haricinde depo, ofis, showroom gibi bir durum söz konusu ise burada üst limitimiz arkadaşlar 100 bin dolardır ama oran olarak %50'dir. Bu arada arkadaşlar genelde destek oranlarımız %50. Ancak bizler bazı ülkeleri öncelikli ülke arasına almışızdır. Ve o ülkelere biz ilave 10 puan daha verir bakanlık. Yani der ki atıyorum Amerika'nın öncelikli ülke olduğunu düşünelim. Evet normalde bu oran %50'dir ama siz Amerika'da tuttuğunuz için bu ofisi size %60 veriyoruz denebilir. Ve bu %60 da arkadaşlar üst limit yine aynıdır. Yani üst limitlerde bir değişiklik olmaz. Bu az evvelki söylediğim 120 bin ve 100 bin olayı ve %50 olayı arkadaşlar üretim yapan şirketlerimiz için geçerli. Alsat yapan şirketlerin yurt dışında bir mağaza açmış olması durumunda yıllık olarak 100 bin dolar ve de yapılan kira harcaması %40 oranındadır. Mağaza değil de depo, ofis, showroom olduğu durumlarda ise üst limit 75 bin ve oransal olarak da %40 oranındadır arkadaşlar. Ve bu süre neye kadar? Yani sizler harcamalarınızı 48 ay boyunca 4 yıla ve 25 farklı birime kadar. Yani sizin yurt dışında A noktası, B noktası, C noktası olmak üzere toplamda 25 farklı lokasyondaki depo ya da ofis ya da şubenize varana kadar ve her bir lokasyonda 48 ay boyunca destek müracaatı yapabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu kapsamda sizin yurt dışında yapacağınız reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti. Ne olursa olsun buradaki harcamalarınızın da oransal olarak %60, üst limit olarak da 150 bin Amerikan dolarıdır. Bu sebeple arkadaşlar sizlerin aynen az evvel söylediğim gibi %10'luk olay burada da geçerli. Yani öncelikli ülke olması durumunda ilave bir destek oranı alabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer ki siz hangi ülkede önceki slaytıma tekrar gelmek istiyorum. Hangi ülkede müracaat yaparsanız yapın. Aslında o ülkede de marka başvurunuzun ya da müracaatınızın, marka başvurusu müracaatın yapılıyor olması gerekmekte. Eğer ki evet. Eğer ki arkadaşlar sizlerin yurt dışında bir biriminiz yok. Varsayalım ki Almanya'da herhangi bir biriminiz yok ama bu birimde, bu lokasyonda reklam harcaması yapmak istiyorsunuz. Bu mümkündür. Az evvel dediğim gibi marka tescilinin ya olması ya da o ülkede o marka tescil belgesine için başvuru yapıyor olmamız durumunda aynı şekilde %60 oranında ve 150 bin dolara kadar yapılan harcamalar desteklenmektedir. Ama arkadaşlar sizlerin yurt dışında birimi bulunmayan yani Fransa'yı düşünelim. Fransa'da bir biriminiz yok. Ve orada da bir marka tescil belgesinin bulunduğu durumda kısacası tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye'de üretilen ürünlere ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım, pazarlama. Şimdi reklam, tanıtım ve pazarlama aslında geniş bir kavram.
Neyi kapsıyor? Otobüs giydirmeden durak giydirmeye, televizyon reklamlarından gazete, radyo reklamlarına ya da katalog broşür reklamlarına varana kadar ve yine %60 oranında 250 bin dolara kadar desteklenmektedir arkadaşlar. Marka başvurusu her yerde karşımıza çıkıyor ve bu marka başvurusu da yine sizin yurt dışın yurt içi marka tescil belgesine sahip iseniz, yurt dışında yapacağınız marka tescillerinde de yine 48 ay boyunca yapacağınız harcamalar %50 oranında ve üst limit 50 bin dolar olmak üzere desteklenmektedir arkadaşlar. Bizim ülkemiz, belki bu tabiri duymuşsunuzdur, ticaret merkezi kavramı var. Özellikle Ticaret Bakanlığı statüsüyle bünyesi altında Türkiye İhracatçılar Meclisi Almanya gibi, Amerika gibi, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, İran ve Hindistan gibi bazı yer lokasyonlarda Türkiye Ticaret Merkezi kurdular. Bu ticaret merkezi kurmalarının asıl sebebi şuydu. Türkiye'deki tüm firmaları bu ticaret merkezi çatısı altında adeta bir fuar alanı gibi düşünün arkadaşlar. Herkesin yeri, kapısı, odası bellidir ve oranın organizasyonu Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülür. Bu size ne sağlar, ne getirir, ne götürür? İsterseniz sizler de varsayalım ki Almanya Düsseldorf'ta bulunan ticaret merkezine gidip müracaat edebilir ve orada bir ofis açabilirsiniz. Size ne sağlar? Evet, bütün firmalarınız bir yerdedir, Türk firmaları bir yerdedir ve bu kapsamda da sizin devlet desteği zaten kurum bildiği için o lokasyonu daha kısa zamanda sonuçlanır ve ilerler. Ne götürür arkadaşlar? Hiç kimse artık belirli bir lokasyonu gezerek alışveriş yapmıyor. Her şey zaten e-ticarette. Sizin işinizin, ticaretinizin akışına göre sizler bu lokasyonları da değerlendirebilirsiniz. Gerçi ben Almanya dedim ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar sarıyla işaretlediğim alanlar şu an faaliyetine devam ediyor. Almanya, Amerika'daki Chicago, İran ve Hindistan şu an faal değil. Çok fazla talep görmediği için, kendi masraflarını da karşılayamadığı için şu an pasif durumda. Bu sebeple şu an aktif olarak Amerika New York'taki, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'deki ve bildiğim kadarıyla İngiltere Londra'daki yerler aktif durumda. Ve arkadaşlar, pazar araştırması olarak sizler yurt dışına, ya ben şöyle bir Çin'e gideyim, acaba benim yapmış olduğum faaliyetimle ilgili burada bir pazar oluşturabilir miyim? Bir araştırma yapayım şeklinde program yapabilirsiniz. Bu tür programlar için organize edeceğiniz gezilerde arkadaşlar yapacağınız harcamalar %70 oranında ama üst limit 5000 dolara kadar destekleniyor. Hangi tür harcamalarınız destekleniyor? Ulaşım, yani sizin uçak biletiniz, tabi burada birinci sınıf değil ama biletlerinizin ekonomi sınıfı oluyor olması lazım. Aynı şekilde gemi, otobüs biletleri de ve otellerde sabah kahvaltısı da ya da gittiğinizde kiralayacağınız bir kiralık araçlar için ödeyeceğiniz ücretler de yine bu destek kapsamındadır. Bu destek arkadaşlar o şirket adına çalışan en fazla iki kişi tarafından iki kişiye kadar desteklenebilir. Ve arkadaşlar bu destekten çok firmalarımız başvuru yaptı. Çoğu da aldı. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler var. Yani her bir takvim yılı için şirket başına üst limit 10 yurt dışı. Yani sizler bugün bir program düzenleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ben Almanya'ya gideyim. İşte oradan İngiltere'ye geçeyim, oradan Türkiye'ye gelmeden ne bileyim Fransa'ya geçeyim şeklinde bir takım programlar düzenleyebilirsin. Ama bu tür programları düzenlemek istediğinizde Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye geliş için geçen sürenin en fazla 10 gün olması ve de bildiğim kadarıyla 3 ülke olması lazım. Yani A ülkesinden B ülkesine geçebiliyorsun, B ülkesinden C ülkesine geçebiliyorsun ama C ülkesinden D ülkesine geçemiyorsun. 3 ülkeye kadar sınırlı olması gerekiyor. Toplamda da bir yılda 10 ülkeye kadar.
Ve e-ticaret sitelerine üyelik. Ve tabii ki arkadaşlar sizler her e-ticaret sitelerinde bir takım sanal mağazalar açabilirsiniz. Ve bildiğim kadarıyla bu sanal mağazalara üye olmak için de site başına bir takım ödemeler gerçekleştiriyorsunuz. İşte bu yaptığınız ödemeler maksimum %80 oranında ve üst limit 9.590 TL'ye kadar evet, destekleniyordu. Burada aynı zamanda toplu üyelikler vardı ve bu toplu üyeliklerde de arkadaşlar 2000 dolara kadar üst limit olmak üzere desteklenmektedir. Burada arkadaşlar en fazla 5 tane e-ticaret sitesine üye olabiliyorsunuz ve de aynı anda da şeyde de 3 yıllığına kadar yapılan üyelik başvuruları 3 yıl boyunca destek kapsamındadır arkadaşlar. Tabii ki bu destekler arkadaşlar yani her türlü e-ticaret siteleri değil. Burada Ticaret Bakanlığı'nın ekranda paylaştığım bilgi de zaten Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış bir görseldir. Yapacağınız hangi adım olursa olsun yani bu bir fuara katılım da olsan, bu bir e-ticaret sitelerine üye olmuş olsan genelde Ticaret Odası, Ticaret Bakanlığı kendi web sitesinde hangi alanlarda destek vereceğini yayınlıyor. Alibaba'dan başlayalım ve ekranda işte bahsettiğim birkaç tane internet sitesi şu an destek kapsamındadır arkadaşlar. E-ticaret kısmı da bu şekilde. Bir de pazara giriş desteği kapsamında bir takım sektörel kapsamında düzenlenen heyet programları var. Yani bakanlık koordinasyonunun da işbirliği kuruluşunca düzenlenen. Yani sizler bu işi yapmadan önce bakanlıkta ön bilgi veriyor, onay alıyorsunuz ve sektörel kapsamda bir takım destekler düzenliyorsunuz. İşte sunumumun başında bahsetmiş olduğum üniversiteler, teknoparklar ya da organize sanayi bölgeleri veya ticaret odaları işte bu tür programlar düzenledikleri zaman gider Ticaret Bakanlığı'ndan ön onay alır ve yapacağı harcamalar için de bakanlıktan yapacağı harcamaların %50'sine kadar olan kısmını ve her bir program başına 100 bin dolara kadar arkadaşlar destek alabilirler. Ve arkadaşlar sizler hani son dönemlerde duymuşsunuzdur. Yurt dışındaki işte yabancı sermaye geldi, Türkiye'de şöyle bir şirketi satın aldı, yatırım yaptı. Bizlerde de var aslında bu. Şöyle ki şirketlerimiz yani yurt içindeki şirketlerimiz yurt dışında mevcutta bir şirketi satın alabilirler. Ve bu şirketleri satın alırken mali ve hukuki anlamda bir takım giderler olabilir. Bu kapsamda yapılan harcamalar arkadaşlar 200 bin dolara kadar ve yapılan harcamaların %75'lik kısmına kadar yine bizim ülkemiz destek vermektedir. Devamında arkadaşlar sizin yurt dışında almayı düşündüğünüz şirket biraz daha böyle ileri teknolojiye sahip ise az evvel bahsetmiş olduğum 200 bin dolarlık destek ileri teknolojiye sahip ise 500 bin dolara kadar çıkıyor. Yani sizler de yurt dışından bir şirkete şirket olarak yatırım yapabilir, alabilirsiniz arkadaşlar. Hisse satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Ve bir diğer kısmı fuar katılım. Aslında fuara TOSGEB'de destek verdiği gibi Ticaret Bakanlıkları da destek vermektedir arkadaşlar. Ve bu her türlü fuar sektörel nitelik taşıması ya da taşımamasına göre değişmektedir. Bu kapsamda arkadaşlar eğer ki sizler katılmış olduğunuz fuarlarda ödeyeceğiniz yer kirası için üst limit 41 bin TL'ye olmak üzere ve yapacağınız harcama %50 oranında %50'yi geçmemek üzere katılmış olduğunuz fuarlar ve yurt içinde ise tabii bu burada geri iade dönüşü mümkündür arkadaşlar. Ama bu fuarı düzenleyen sizsiniz yani daha çok bunlar organizasyon firmaları için geçerli. Oradaki tutarlar ve oranlar biraz daha fazla. Ve arkadaşlar bir diğer yurt dışı fuarımızda tabii bunların da yine genel ticari fuar ve sektörel fuar olmasına göre değişmekte. Destek oranı
%50, ancak hedef ülke dediğimiz kısımlarda ilave 20 puan geliyor. Bu durumda da arkadaşlar destek üst sınırı 50.000 TL ile 75.000 TL arasında, yani 75.000 TL'ye kadar çıkabilir arkadaşlar. Buradan sonraki anlatacağım kısımlar arkadaşlar, birkaç slaytım kaldı. Oradaki buradaki bilgilerimiz de biraz daha böyle hizmet ticaretine yönelik. Şimdi biz hizmet ticareti deyince yazılım, oyun geliştiren ya da mobile uygulama geliştiren veya bununla ilgili sinema sektöründe olan, reklam sektöründe olan, sağlık sektöründe olan kuruluşlarımızı biraz daha ilgilendiriyor. Burada da arkadaşlar, sizler herhangi bir platformda ya da herhangi bir oyun ya da bir uygulama geliştirdiğinizde biliyorsunuz bunları store marketler aracılığıyla satıyorsunuz. Ve şu an store marketler bildiğim kadarıyla %30 komisyonla çalışıyor. Yani sizin varsayalım ki 20 farklı uygulamanız var. 20 farklı uygulamanızı da yine her birini store marketlere koydunuz. Demek ki arkadaşlar, sizlerin elde edeceği her bir uygulama için toplamda 100 bin dolara kadar. Yani 20 tane uygulamanız varsa 2 milyon dolara kadar verdiğiniz komisyonun iadesini alabilirsiniz. O da yarısı. Bu şu anlamı taşıyor. Tek bir uygulama üzerinden gitmek istiyorum. A uygulamanız var ve verdiniz. Google dedi ki, ya dedi işte Kasım ayında 10 bin tane indirildi. Sizin dedi Kasım ayına istinaden 100 bin dolar geliriniz. Ben de kes dedi bana 70 bin dolar faturanı ödeyeceğim. 30 bin dolar ne oldu? Google buna ya da Apple buna komisyon adı altında el koydu. İşte sizin bu %30 komisyonlarınızın yıllık olarak 100 bin doları 100 bin dolarına kadar olan kısmını destek veriyor. Kaç tane uygulamanız olursa olsun orada adet olarak bir sınırlama yok. Ama miktarsal olarak sınırlama var. 100 bin çarpı kaç tane oyununuz ya da platformunuz varsa onunla çarpabilirsin. Bir diğeri de arkadaşlar, bu uygulama 4 yılı boyunca. Yani 100 bin çarpı 4 çarpı kaç tane uygulamanız var ise. Bir diğeri de reklamlar arkadaşlar. Sizler reklam harcamalarınızı yıllık oranında 400 bin dolara kadar destekleyebilirsiniz. Bu hani ben sadece Facebook, Twitter, LinkedIn gibi koydum ama bunların artık belirli bir sınırı yok. Hangi alanlarda, hangi sosyal mecrada reklam verirseniz bunların hepsi desteklenmektedir. Bir diğeri de arkadaşlar, bu yazılımı ya da uygulamayı geliştirmek için istihdam edeceğiniz personel. Bu personellerin içerisinde arkadaşlar 2 personele kadar ve 25 bin dolar, 25 bin dolar olmak üzere toplamda 50 bin dolara kadar o personele ödemiş olduğunuz ücretin de yarısı olmak üzere bir maksimum bir yıllık boyunca destek müracaatından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kapsamda ben konuları bu şekilde biraz özet bilgi olarak geçmeye çalıştım. Pek fazla da sizi boğmak istemedim. Bir de yeşil pasaport olayı var arkadaşlar. Sizin şirketiniz tabii bu rakamlar önceden daha yüksekti ama şimdi biraz daha aşağıya indi. Yani şirketinizin son 3 yılda yıllık ortalama 500 bin doları geçmiş olması durumunda şirketinizin çalışanlarından 5 kişiye kadar olmak üzere ve 4 yıl boyunca geçerli olmak üzere yeşil pasaport talep etme imkanınız var arkadaşlar. Ben ekranda iletişim bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Sunumumun başında da bahsettiğim gibi herhangi bir maddi beklenti içerisinde değilim. Sorularınız gelirse cevaplamaya da çalışırım arkadaşlar. Umarım sıkılmadınız ve faydalı bir sunum olmuştur. Buyurun. Mesut Bey çok teşekkürler. Çok güzel bir sunum oldu. Başını kaçırdım ama devamını dinleyebildim. Çok teşekkür ederiz. Firmalarımızdan da katılım gayet güzeldi. Teknopark firmalarımızdan da öyle. Dilerseniz soruları alalım. Sorular varsa mikrofonlarını açıp sorabilir firmalar ya da chat bölümünden yazabilirsiniz. Hatice Hanım, Engin Bey, ben teşekkür ederim. Faydamız olduysa ne olursa bana. Buyurun.
Şimdi arkadaşlar uygulamayı... Eğer müsaade ederseniz ben soru sormak istiyorum. Bahattin Yazıcı, Atak Domain. Buyurun. Yani biz domain satışı yapmaktayız ve yazılımlar yapmaktayız. Turkuality kapsamında hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar Turkuality'ye katılabiliyorlar mı? Onu öğrenmek istiyorum. Şöyle Turkuality'yi hatırlarsanız yıllık o marka üzerinden en az 2 milyon dolarlık bir satışlarının yapması gerekiyordu. Eğer ki bu kategoriyi, bu standartları taşıyorlar ise bakanlığa müracaat edebilirler. Zaten bakanlıkta bu kapsamda dünyada hani ilk 5 denetim firmaları dediğimiz şirketlere yetki vermiş durumda. Bu şirketler gelir ve ciddi anlamda bir takım onların analizleri vardır. Şirket yönetimiyle karşılıklı istişareler yaparak bir rapor oluştururlar. O rapora binaen olumlu bir sonuç çıkması durumunda elbette ki faydalanabilirler. Mümkündür. Teşekkürler. Birkaç soru geldi chatten. Engin Bey sormuş. Uygulama için destekleri kim veriyor diye. Şimdi destekler... Ticaret Bakanlığı altında Türkiye İhracatçılar Meclisi ama Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin altında da birlikler var. Bu birliklerin hangisi sizin uygunsa oraya başvuruyor olmanız lazım. Kendinize yakın olan birliği de faaliyette bulunduğunuz alana göre gerçekleştiriyor olmanız lazım. Eğer siz bir yazılım, bir uygulamadan bahsediyor iseniz bağlı olacağınız birim Hizmet İhracatçılar Birliği'dir. Hizmet İhracatçılar Merhaba Mesut Bey. Net Proje'den Süleyman Turunç. Bizim cihaz firması olan müşterilerimiz var. Bunlar aynı zamanda İhracatçılar Birliği'ne üyeler. Yurt dışına seyahate gittiklerinde bu desteklerden faydalanabilirler mi? Tanıtım desteklerinden. Şöyle bildiğim kadarıyla pazar harcamaları yani daha doğrusu Ticaret Bakanlığı'nın adı üstünde ticareti yönelik bütün desteklerinde sermaye şirketi olma kriteri var diye biliyorum. Bu sebeple bahsetmiş olduğunuz firmalar gelir vergisi mükellefi ise şahıs firmaları var ise bu desteklerden faydalanabileceğini şahsen ben düşünmüyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Mesut Bey bir tane de Serkan Bey'den bir soru var. Türkiye'de kurduk şirketimiz var. Yurt içinde marka tescilimiz de var. Ticaret şirketiyiz. Bulgaristan'da tanıtım amaçlı olarak firma logomuzun ve bilgilerinin yazılı olduğu promosyon ürünlerini bastırıp dağıtmak istiyoruz. Promosyon ürünleri için harcadığımız bedeller için destek alabilir miyiz? Kesinlikle alabilirsiniz. Yani en kısa zamanda bence böyle bir çalışmaya girebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da öneririm. Arkadaşlar şimdi her ülkede bizim de konsolosluk birimlerimiz var. Ve bu konsolosluk birimlerinde de ateşelikler var. Ateşelikler ticari ateşe, eğitim ateşesi, din ateşesi her branşta değişebiliyor. Ve sizlerin de ticari ateşeler ile görüşebilirsiniz. Yani tıkandığınız yerde reklamdan bahsettiğiniz reklam alanında size fayda sağlayabilecek kuruluşlarla ilgili Bulgaristan örneğinden yola çıkıyorum. Bulgaristan'daki konsoloslukta bu işle ilgili ticari ateşeyle görüşebilir, doğru kişiyle çalışma kapsamında yönlendirmeler talep edebilirsiniz. Teşekkürler. Hatice Hanım sormuş. Ticaret Bakanlığı'nda önce biz harcama yapıp ödüyoruz. Sonra belgelerle başvurulduktan sonra bakanlık bize belli bir yüzdesini ödüyor değil mi demiş. Evet, bütün iş akışı bu şekilde ancak bazı destekler ön onaya tabi. Sizin hani destek müracaatında bulunmadan önce kurumla görüşerek ön onay almanızda fayda var. Herhangi bir değerli değil ama bazı destekleri bu şekilde doğrudur. Teşekkürler. Başka soru var mıdır sormak istediğiniz? Son soruları alabiliriz. Hıcan'ın teşekkürler demiş. Şimdi bizlerim ekranda paylaşıyorum arkadaşlar. Mesaj kısmında okuduğum için yeni fark ettim. Buyurun. Sedat Bey'in bir sorusu geldi. Yurt dışındaki şirketimizin olması durumunda ortaklık oranları slaytınız vardı. Tekrar edebilir misiniz?
Şöyle çoğul oran, yani yurt dışındaki şirketin en az %51'ine sahip olmanız gerekir. Bu kapsamda bahsetmiş olduğum marka başvuru, kira ya da diğer destek müracaatlarından başvuru sağlayabilirsiniz. Başka soru var mı acaba? Anında yok gibi görünüyor. Mesut Bey çok teşekkür ederim. Mesut Bey merhaba. Son bir sorum. Yurt dışına ihraç, yurt dışına mesela hidrolik silindir üreten bir firmamız var. İhracat yapıyor. Bu COVID düzeyinde olan bir firmamız değil. Yurt dışı iştirakinden dolayı büyük işletme statüsünde. Bu tasarım desteğine başvurabilir mi? Bu Ticaret Bakanlığı desteğinden faydalanabilir mi? Bence başvuru yapabilirsiniz. O bahsetmiş olduğunuz hidrolikte eğer ki bir inovasyon var ise hani sürekli yurt dışından tasarımlar geliyor. Onlara yönelik tasarım çalışmaları yapıyorlar. Projelendirme hesaplarını yapıp analizlerini yapıp ondan sonra ona bağlı olarak da tekrar ihracat yapıyorlar. Olabilir. Bence başvurmanızda fayda var. Tamam. Teşekkür ederim Mesut Bey. Saygılar. Çok teşekkürler Mesut Bey. Çok güzel bir verdiniz. Ben ederim. Dijital ortamda da olsa tanıştığımıza çok memnun oldum. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. YouTube'da da yayınlanacak yine bu bilgilendirme webinarı. Oradan da tekrar izleme şansları var katılımcıların ya da kaçıranların. Onu da bildirmiş olalım. Bir mesaj aldım. LinkedIn adresinize bağlantı kuramıyorum. Aslında bir sorun olmaması gerekiyor ama iki tane LinkedIn'imiz var. Birisi mesutsenel@ifastürk.com, diğeri ise mesutsenel@hotmail.com. Hangisi kolayınıza gelirse bağlantı kurabilirsiniz. Ben onay verdiririm arkadaşlarım. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.